Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun 2017-2018 sanat sezon açılış konseri olan Matem-i Muharrem adlı konserimize hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, bu akşamki konserimiz Muharrem ayı ve Kerbela'yı anlatacaktır. Muharrem ayı, hicri takvimin ilk ayıdır. Hicri yılbaşı bu ayla birlikte başlar. Bu ayda Hazreti Adem Allah tarafından bağışlanmış, Nuh'un gemisi tufandan, Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden kurtulmuştur. Eyüp peygamberin hastalığı sona ermiş, Yunus peygamber balığın karnından, İbrahim peygamber ise Nemrut'un ateşinden bu ayda kurtulmuştur. Bir de bu ayın yas-ı matemi vardır, Kerbela. Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'in torunu, Ehl-i Beyt ağacının en nadide dalı Hüseyin, Allah'ın aslanı Hazreti Ali'nin göz bebeği, peygamber kızı Hazreti Fatma'nın reyhan çiçeği, Hasan'ın can kardeşi, Hüseyin'in acısı şehit edilişi vardır bu ayda. Hüseyin meleklerin sevgilisi, feleklerin efendisi. Hüseyin hak yolunda fedai, hak yolunda kurban. Hüseyin bir davanın, bir aşkın adı. Hüseyin gönül yaralarının başı. Peygamber aşıklarının gönül arkadaşı. Hüseyin ağlayanların gözünde yaş, kaderine teslimiyetin tek bayrağı, hak ve adaletin tek varisi. Ne kimse onun gibi cefa çekti, ne kimse onun vefa borcuna ulaştı. Ne de kimse onun gibi feda kapısından geçti. Kader defterinin mürekkebi kuruduğunda görülür ki aşk, iman, onur, başkaldırış ve tevekkül İmam Hüseyin ile bütünleşir ve tüm insanlığı etkiler. Kerbela, insanlık merhametinin çölü, vicdan nehirlerini kurutan dünya ateşi. Kerbela, hakkın ve adaletin terk edildiği, güneşin söndüğü yer. Kerbela, kabuk bağlamayan bir yara, dinmeyen bir sızı, Ehl-i Beyt'in kanadığı bir toprak parçası. Kerbela, acıların başlangıcıydı. İmam Hüseyin, Hazreti Adem'den başlayarak çekilen acılarının tümünü Kerbela'da gösterdi. Hazreti Adem, oğlu Habil öldürüldüğünde acısıyla yıllarca ağladı. Ateşe atılırken İbrahim, kimseden yardım istemedi, Halil oldu. İsmail, babası tarafından adak olduğunda kendini Allah'a teslim etti. İmam Hüseyin ise hem kendini hem de evlatlarını aşka kurban etti. Saygıdeğer konuklarımız, sanatçılarımızı davet etmeden önce sizlerden küçük bir ricamız olacak. Kerbela şehitlerini anmak üzere hazırladığımız program, amacımız türkü söyleyip çalmak değil. Sadece zulmü ve acıyı dile getirmek, bu kadar hassas bir konu sebebiyle beğenilerinizi alkışla ifade etmemenizi rica ediyorum. Ve huzurlarınızda Şef Bakır Karadağlı yönetiminde koromuz, saz ve ses sanatçılarımız sahneye davet ediyorum. Thank you.
Thank you.